Açık ders malzemeleri. Elektrik ve manyetizma 802 35. ders. Bugün Doppler olayını anlatacağım. Çoğunuzun lise fiziğinden hatırladığınız sesin Doppler olayıyla başlayacağım. Bir ses kaynağı size doğru hareket ediyorsa ya da siz bir ses kaynağına doğru geliyorsanız sesin frekansında yani tizliğinde bir artış duyarsınız. Yok, eğer birbirinizden uzaklaşırsanız sesin pesleştiğini yani frekansında bir azalma olduğunu duyarsınız. Bu bir ses vericisi olsun ve bu da bir ses alıcısı. Bu siz veya sizin kulağınız olabilir. Ve varsayalım ki bu vericinin hızı ve bu da alıcının hızı. Hız bu yönde ise V sıfırdan büyük olmalıdır. Ama hız bu yönde ise o denklemde sıfırdan küçük çıkar. Alıcının hissedeceği ya da bu sözcükten hoşlanıyorsanız duyacağı frekansa F üstü diyeceğim. Vericinin yaydığı frekans ise F'dir. Ve F üstü F kere sesin hızı eksi V alıcı bölü ses hızı eksi V vericidir. Bu Doppler kayma denklemi olarak bilinir. Sizde Giancola'nın birinci cildi varsa buna orada da bakabilirsiniz. Hiç hareket etmediğinizi varsayalım. Duruyorsunuz. Dolayısıyla V alıcı eşit sıfırdır. Fakat ben saniyede 1 metre hız ile size doğru hareket ediyorsam F üssü F'den daha büyük olacaktır. Saniyede 1 metrelik bir hızla sizden uzaklaşırsam F üssü F'den daha küçük olacaktır. Sesin hızı saniyede 340 metredir. Üreteceğim F frekansı 4000 Hz ise ve sonra saniyede 1 metrelik bir hızla size doğru hareket edersem sizin hissedeceğiniz frekans aşağı yukarı 4012 Hz olacaktır. %0,3 kadar daha yüksektir. Oran 1 bölü 340'tır. Ve ben sizden saniyede 1 metre hızla uzaklaşırsam sizin duyabileceğiniz frekans 12 Hz kadar daha düşüktür. Böylece daha pes bir ses duyarsınız. %0,3 kadar daha düşük. Burada bir ses çatalım var. Ses çatalı 4000 Hz. Ben ona vuracağım ve yaklaşık olarak saniyede 1 metre hızla size doğru elimi hareket ettirmeye çalışacağım. Sonuç yaklaşık hesapladığım kadardır. Sesin sürmesi koşuluyla onu sizden öteye, size doğru sizden öteye hareket ettireceğim. 4012'den 3988 Hz'e kadar pesleşme, tizleşme, değişimi duyacaksınız. Çok belirgin olarak. Duydunuz mu? Doppler kaymasını açık olarak kimler duyduysa lütfen ellerini kaldırsın. Tamam. Çok açık. Artan frekans ve sonra elimi uzağa götürdüğümde daha pes bir ses. Şimdi benim size doğru ya da sizin bana doğru hareket etmeniz arasında bir fark olmadığını düşünebilirsiniz. Hızlar ses hızına göre çok küçükse bu gerçekten de doğrudur. Ama ses hızına yaklaştığımızda artık bu doğru değildir. Örneğin siz benden ses hızıyla uzaklaşıyorsanız beni asla duyamazsınız. Çünkü ses sizi asla yakalayamayacaktır. Bu yüzden F üstü sıfırdır. Ve siz gerçekten bu denklemle bunu doğrulayabilirsiniz. Fakat ben ses hızıyla sizden uzaklaşırsam ses kesinlikle size ulaşacaktır. Sizin duyacağınız frekans benim ürettiğimin sadece yarısı olacaktır. Dolayısıyla çok büyük bir asimetri vardır. Benim hareket etmem ya da sizin hareket etmeniz çok fark eder. Şimdi elektromanyetik ışınıma dönmek istiyorum. Elektromanyetik ışınımda da Doppler olayı söz konusudur. Trafik lambasının kırmızı olduğunu görürseniz ve yeterince hızla ona yaklaşırsanız
frekansı daha yüksek hissedersiniz. Yani kırmızıdan daha kısa dalga boyları görürsünüz. Hatta yeşil olduğunu bile düşünebilirsiniz. Kırmızı ışıkta yeşil diye geçebilirsiniz bile. F üssü ve F arasındaki doğru ilişkiyi hesaplamak için özel görelilik gerekir. Bu nedenle size sadece sonucu vereceğim. F üssü sizin aldığınız frekanstır. F ise vericinin yayınladığı frekans. Bu durumda burada 1 eksi beta bölü 1 artı beta'nın 1 bölü 2. kuvvetini elde ederiz. Beta V bölü C'dir. Burada C ışık hızıdır. V ise verici ile sizin aranızdaki bağıl hızdır. Beta sıfırdan büyükse birbirinizden uzaklaşıyorsunuz demektir bu denklemde. Beta sıfırdan küçük ise birbirinize yaklaşıyorsunuzdur. Bu kez bir tarafta verici ve diğer tarafta hız ve alıcı arasında niçin bir fark bulunmadığını merak edebilirsiniz. Sadece bir beta vardır. Evet, bu özel görelilik için tipik bir durumdur. Bu sadece göreli harekette vardır. Mutlak harekette böyle bir şey yoktur. Sen bana göre hareket ediyorsun ya da ben sana göre hareket ediyorum ifadeleri özellikle görelilikte yasal olmayan ifadelerdir. Bunlar sadece göreli harekette böyledir. Boşluktaysak lambda eşittir c bölü f'dir ve lambda üssü eşittir c bölü f üssüdür. Böylece lambda üssü şimdi aldığınız dalga boyudur. Lambda ise kaynağın yaydığı dalga boyudur. Dolayısıyla buraya bu f yerine c bölü lambda koyarım. Daha yaygın olarak bu yapılır. Böylece elektromanyetik ışınım için bu Doppler olayı denklemi daha yaygın olarak dalga boyu cinsinden verilir. Fakat kuşkusuz ikisi de eşdeğerdir. Bu durumda payda 1 artı beta bölü 1 eksi beta olmak üzere tümünün 1 bölü 2. kuvveti elde edilir. Hız, dürüst olmam gerekirse radyal hızdır. Siz burada ve yayılma kaynağı buradaysa ve ikinizin arasındaki bağ hız bu olsa o durumda o bu bileşendir. Bu açı tetadır. V kosinüs teta olan bu bileşen ki ona radyal hız diyoruz. O denklemde yer alan gerçek hızdır. Polis arabaları sizin hızınızı radarla ölçer. Onlar radar ışığını arabanızdan geri yansıtırlar ve yansıyan radar ışığındaki frekans değişimini ölçerler. Bu hızınız nedeniyle oluşan bir Doppler kayması verir. Polisler bu yolla arabanızın hızını çok yüksek hassasiyetle saptarlar. Doppler olayının astronomide çok önemli rol oynadığını düşünebilirsiniz. Çünkü yıldızların bize göre olan radyal hızlarını ölçebiliriz. Pek çok yıldız spektrumu o yıldızın atmosferindeki atom ve moleküllerden kaynaklanan kesikli frekanslar, kesikli dalga boylarını gösterir. Geçen derste size bir neon kaynağını kendi kırılım ağınızda göstermiş ve sizin neon tarafından yayınlanan kesikli frekansların ve kesikli dalga boylarının var olduğuna inandırmıştım. Örneğin bizim kendi laboratuvarımızda özel bir kesikli dalga boyu 5000 angstromse. Yıldıza bakarım ve bu dalga boyunun daha büyük olduğunu görürüm. Lambda üssü lambdadan daha büyükse. Şu sonuca varırım. Lambda üssünün lambdadan daha büyük olması gözlediğim dalga boyunun kırmızının yönünde daha uzun dalga boylarına doğru kaydığı anlamına gelir. İşte buna kırmızıya kayma deriz.
Bu birbirimizden uzaklaşıyoruz demektir. Fakat lambda üssüyü lambdadan daha küçük ölçersem, yani lambda üssü lambdadan daha küçükse, astronomide buna maviye kayma deriz. Bu birbirimize yaklaşıyoruz anlamına gelir. Böylece spektrumdaki çizgilerin hareket ettiği yöne atıfta bulunuruz. Size basit bir örnek verebilirim. Delta Leporis adlı yıldız için kırmızıya kaymanın ne olduğunu araştırdım. Çoğu yıldızın kalsiyumdan dolayı spektrumunda görünen bir çizgi vardır. Hatta bunun belli bir ismi bile var. Sanırım kalsiyumun ki K çizgisi. Neyse, isim o kadar önemli değil. Bizim kendi laboratuvarımızda bunun lambdası yüksek bir hassasiyette 3,9,33,664 angstrom olarak bilinir. Yıldıza bakarız ve bunun kuşku duymaksızın yıldızın atmosferindeki kalsiyumun K çizgisi olduğunu tanırız. Lambda üssünün lambdadan 1,298 angstrom kadar daha büyük olduğunu buluruz. Demek ki lambda üssü lambdadan daha büyük. Bu nedenle kırmızıya kayma söz konusudur ve dolayısıyla birbirimizden uzaklaşıyoruz demektir. Şimdi şu denkleme gidelim. Orada lambda üssü ve lambdayı yerlerine yazarım ve beta'nın artı 3,3 çarpı 10 üzeri eksi 4'e eşit olduğunu bulurum. Beta için artı işareti aslında birbirimizden uzaklaştığımızı, bağıl hızımızın birbirimizden öteye olduğunu doğrular. Dolayısıyla radyal hız, vurgulayayım, o hızımızın radyal bileşenidir. Beta çarpı c olarak bulurum. Ve sayısal değeri yaklaşık olarak saniyede 99 kilometredir. Böylece şimdi bağıl hızı, yıldız ile benim aramdaki radyal hızı ölçmüş oldum. Yıldız mı benden uzaklaşıyor yoksa ben mi yıldızdan uzaklaşıyorum sorusu gereksiz bir sorudur. Önemli olan daima bağıl, yani göreli hızdır. Dalga boyunu böylesine hassas 4000 angstromdan 1,3 angstromun farkını görebilecek kadar hassas nasıl ölçebiliyorum? Bunun yapılma yolu şudur. Yıldız ışığını gözlemlersiniz ve bir spektrum oluşturursunuz. Aynı zamanda laboratuvarda ışık kaynaklarının iyi bilinen ve iyi derecelendirilmiş dalga boylarına sahip bir spektrumunu yaparsınız. Varsayalım ki bir yıldızın atmosferinde biraz neon bulunmakta. Neon ışığını geçen derste baktığımız tarzda kıyaslayabilirsiniz. Yıldızdan gelen dalga boyuyla onu kıyaslayabilirsiniz ve çok çok küçük kaymaları görebilirsiniz. Bağıl bir ölçüm yaparsınız. Dolayısıyla yüksek çözünürlüğe sahip spektrometrelere ihtiyacınız vardır. Böylece yıldızların bu bağıl hızlarını ölçmek için 20. yüzyılın başlarında büyük bir endüstri vardı. Onların hızları tipik olarak saniyede 100-200 kilometreydi. Biraz önce hesapladığım yıldızdan farklı değil. Şu yıldızların bazıları bize yaklaşıyor, diğer yıldızlar bizim galaksimiz için de uzaklaşıyor. 1920'lerde Slipher, o zamanlar galaksimizde olduklarına inanılan bazı bulutsuların kırmızıya kaymalarını gözlemlemişti ve o bulutsuların saniyede 1500 kilometreye kadar olan çok yüksek hızlara sahip olduğunu bulmuştu. Onlar daima bizden uzaklaşmaktaydılar. Ve kısa bir süre sonra bu bulutsuların bizim galaksimiz içinde olmadıkları, kendilerinin ayrı galaksiler oldukları anlaşılmıştı. Onlar tıpkı bizim kendi galaksimiz gibi yaklaşık 10 milyar yıldızdan oluşmuş yıldız kümeleridir. Bu galaksilerin bir spektrumunu aldığınızda kuşkusuz milyonlarca yıldızın bir ortalamasını elde edersiniz. Fakat gene de bu sizin kırmızıya kaymayı, galaksinin ortalama kırmızıya kaymasını ve dolayısıyla galaksinin hızını hesaplamanıza izin verir. Ona izafeten Hubble Uzay Teleskobu adı verdikleri ünlü astrofizikçi Hubble ve Humason bu galaksilere olan uzaklığı ölçmek için çok cesurca bir girişimde bulundular. Onlar hızları biliyorlardı. Kırmızıya kaymaları bildikleri için hızları bilmeleri kolaydı. Astronomide uzaklıkları saptamak zor bir durumdur.
uzaklık saptamalarının ayrıntılarından kurtaracağım sizi. Ama Hubble muhteşem bir keşif yapmıştı. O hız ile mesafeler arasında doğrusal bir ilişki bulmuştu. Bunu Hubble yasası olarak biliyoruz. Hubble yasası hızın bir sabit çarpı d olduğunu söyler. Bu sabite Hubble'a izafeten Hubble sabiti denir ve h ile gösterilir. H'nin modern değeri saniyede megaparsek başına 72 kilometredir. Megaparsek nedir? Megaparsek bir uzaklık birimidir. Astronomide inçlerle ilgilenmeyiz, kilometrelerle de ilgilenmeyiz. Onlar hiç yeterli değildir. Parsekler ve megaparseklerle ilgileniriz. Ve 1 megaparsek 3,26 çarpı 10 üzeri 6 ışık yılıdır. Bunu kilometre olarak isterseniz, ki mantıksız bir soru değildir, bu yaklaşık olarak 3,1 çarpı 10 üzeri 19 kilometredir. Kırmızıya kaymasını biliyorsam, ilgilendiğim belli bir galaksinin uzaklığını hesaplayabilirim. Aklımda lambda üssüsü 1,0033 kere lambda olan belirli bir galaksi var. Gene dikkat ederseniz galaksiden gelen dalga boyu gerçekten lambdadan daha uzun. Dolayısıyla kırmızıya kayma söz konusu. Doppler kayma denklemine gidelim. Şu denklem beta'yı hesaplarım. Bir bilinmeyenli bir denklem bu. Beta'yı hemen çözerim. Ve işte V'nin saniyede 5000 kilometre olduğunu buldum bile. Çok basit, hiçbir özelliği yok. Çok kolay bir hesap. Ve şimdi de Hubble yasasıyla D'nin değerini hesaplayabilirim. D, 5000 kilometre bölü saniye olan hızın 72'ye bölümüdür. Ve bu da yaklaşık 69 megaparsektir. Bu birimlerle çalışırsak uzaklığı gene megaparsek olarak buluruz. Bu 225 milyon ışık yılı kadardır. Dolayısıyla bu cisim bizden aşağı yukarı 225 milyon ışık yılı uzaktadır. Işığın bize ulaşması tam 225 milyon yıl almıştı. Bu yüzden bu cisimden gelen ışığı gördüğünüzde zamanda çok gerilere bakıyorsunuzdur. Bundan iki kat daha uzakta olan bir galaksiye sahipsiniz, hız iki kat daha büyük olacaktır. Ve onlar daima bize göre uzaklaşmaktadırlar. Şimdi size üç galaksiden gelen spektrumları göstermek istiyorum. John, ilk slaytı gösterebilir misin? Peki, burada bir galaksi ve o galaksinin spektrumunu görüyorsunuz. Bu sizin için çok etkileyici olmayabilir. Kalsiyum K ve kalsiyum H'ye ait oldukları saptanan çizgiler şu iki karanlık çizgide. Bazılarınız onları göremeyebilir bile. Ve bu da laboratuvarda alınmış karşılaştırma spektrumudur. Bu çizgiler karanlık çizgiler olarak görünür. Aydınlık çizgiler olarak değil. Onlara soğurma çizgileri deriz. Onlar yıldızın atmosferinde oluşurlar. Onların neden aydınlık çizgiler olarak değil de karanlık çizgiler olarak göründüğü şimdilik önemli değil. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Yoksa gereğinden fazla astronomi olur. Fakat onlar çizgilerdir ve kıymetli olan da budur. Ve bu çizgiler çok az bir miktarda spektrumun kırmızı tarafına doğru kaydırılırlar. Burada şu küçük okey işaretini görüyorsunuz. Bundan şu sonuç çıkar. Bu durumda galaksinin hızı 720 mil bölü saniye veya dönüştürürsek 1150 km saniyedir. Öyle ki Hubble sabitinin modern değerine inanırsanız galaksinin 16 megaparsek uzakta olduğu bulunur.
Yani bu galaksi çok uzakta bulunmaktadır. Dolayısıyla boyutlarının küçük görünmesi ve çizgilerin kaydığının fark edilmesi şaşırtıcı değildir. Bu çizgiler önemli derecede ileri kaydırılmıştır. Çok hassas olarak yapılabildiklerini, ileri sürdükleri hızı kullanarak ödevimi yapsaydım, çünkü hassas yapılan ölçümlerde lambda üstü bölü lambdayı hesaplayabilirsiniz. O zaman bu galaksinin bizden 305 megapersek uzakta olduğunu bulurdum. Böylece o bu galaksiden 20 kat daha uzaktadır. Böylece doğrusal bağıntı nedeniyle hız da kuşkusuz 20 kat daha büyüktür. Daha da uzakta olan bu gök cismine bakarsanız bu çizgilerin daha da çok kaydığı görülür. Bir sonraki slide Hubble diyagramı diye bildiğimiz şeyi göstermektedir. Wendy Friedman ve çalışma arkadaşları tarafından bana nezaketen gönderilmişti. Wendy, Hubble Uzay Teleskobu ile gözlemler yapan bilim adamlarından oluşan büyük bir grubun lideridir. Burada mesafeyi görüyorsunuz. Ve burada da sınıfta kullandığımız birimler kilometre bölü saniye cinsinden hızı görüyorsunuz. Bu kısmı unutun, çok önemli değil. Fakat inanılmaz derecedeki doğrusal ilişkiyi görebilirsiniz. Ve buradan Wendy, Hubble sabitinin 72 civarında olduğu sonucuna varmıştı. Biraz daha düşük veya biraz daha yüksek olabilir. O 26 bin kilometre bölü saniyelik hızlarla ilişkili 400 megaparseklerle artık işlemez. Bu ışık hızının aşağı yukarı %9'udur. Beta ise 1,1 kadardır. Böylece bu nesne için lambda üstü bölü lambda yaklaşık 1,1 olur. Dalga boyunda %10 kadarlık bir kayma. 1920'lerde verilerini, tüm veri setini yayınlayan Hubble, doğrusal bağıntı sonucuna vardığında sadece 1100 km bölü saniyeden daha düşük hızlı gök cisimlerine sahipti. 1100 km bölü saniye buradaki bu noktadır. Dolayısıyla Hubble sadece şuradaki noktalara sahipti. Wendy'nin diyagramında hiç biri yok. Ve o cesurca bu doğrusal ilişkinin olduğu sonucuna varmıştı. Ve sıkı testlere dayandığını görüyorsunuz. Hala doğrusallığa inanıyoruz. Tek fark Hubble'ın uzaklıklarının günümüzdekilerinden çok farklı olmasıydı. Onlar aşağı yukarı 7 kez daha küçüktü. Hubble sabiti onun için farklıydı fakat doğrusal ilişki oradaydı. Tamam. Bu slide için bu kadar yeter. Şimdi 64 dolarlık bir soru geliyor. Tüm uzak galaksiler niçin bizden uzaklaşıyorlar? Sizin için çok basit şöyle bir resim önerebilirim. Evrenin merkezindeyiz ve çok uzun süre önce devasa bir patlama oldu. Bu patlamadan büyük patlama diye söz edelim. Patlamanın meydana geldiği merkezde olduğumuzdan patlamada en büyük hıza erişen galaksiler şimdi bizden en uzakta olanlardır. Şimdilik bu patlamanın doğru bir düşünce olduğunu varsayalım. Varsayalım ki büyük patlama oldu. Öyleyse şimdi onun ne zaman meydana geldiği sorusunu sorabilirim. Şimdi zamanı geriye alabilir ve şunları yapabilirim. Evrenin büyük patlaması meydana geldiğinde birlikte olan ve günümüzde ise aralarında bir D mesafesi bulunan iki nesne alalım. Ve onların daima aynı hızla birbirinden uzaklaştıklarını varsayalım. Şimdi sırf basit olsun diye şunu varsayalım. Onlar aynı hızla birbirlerinden uzaklaşıyorlarsa şu anda aralarındaki mesafe evrenin yaşı olan T ile hızlarının çarpımıdır. Fakat Hubble yasasından V hızının H çarpı D olduğunu biliyoruz. Basitlik uğruna hızlarının aynı olduğunu varsayalım. Bu iki denklemi birbiriyle çarparsanız derhal evrenin yaşının 1 bölü H olduğunu bulursunuz. Ve bu gerçekten de zaman birimine sahiptir. Günümüzde inanılan H değerini alır ve 1 bölü H'yi hesaplarsanız
MKS birim sisteminde T'yi yaklaşık 14 milyar yıl olarak bulursunuz. Onu saniyecesinden verirsek o yaklaşık 4,3 çarpı 10 üzeri 17 saniyedir. Yaklaşık 14 milyar yıl. Aklımızda böyle bir resimde evren yaklaşık olarak 14 milyar yaşında olabilir. Fakat bu galaksiler kütle çekimi nedeniyle birbirini çekerler. Galaksilerin hızlarının geçmişte çok büyük oldukları beklenir. Dolayısıyla sahip olduğumuz hızları, hızlarının değişmemesi kabulümüz yeterince doğru değildir. Bu yüzden belki de evren biraz daha genç olabilir. Belki de 12 milyar yıl ya da biraz daha fazla. Galaksimizdeki en yaşlı yıldızın yaklaşık olarak 10 milyar yıl yaşında olduğunu teorik hesaplamalardan biliyoruz. Dolayısıyla evren 10 milyar yıldan daha genç olamaz. Evrenin muhtemelen 12 ile 14 milyar yıl yaşında olduğuna dair fizikçiler arasında genel bir görüş vardır. Galaksiler birbirlerinden uzaklaşırken bahsettiğim bu yavaşlama konusu şimdi bütünüyle kozmolojideki araştırmaların tam kalbinde yer alır. Günümüzde şuna inanılıyor. Evrende ilk zamanlarda ilk olarak hızlanan bir genişleme vardı. Bunu izleyen bir yavaşlama ve belki tekrar bir hızlanma. Bu oldukça esrarengizdir. Bu konuda ileri araştırmalar sürüyor. MIT'de evren biliminde bu düşünceye önemli katkılarda bulunan Professor Alan Guth, Ed Bershinger ve Scott Burles gibi üç dünya uzmanına sahibiz. Hubble yasasını görünür anlamında alırsak, görülebilir evrenimizin ucunun ne kadar uzakta olduğunu hesaplayabilirim. Ki bu ufuktur. Buna ufuk deriz. Bakabileceğimiz maksimum mesafenin ne olduğunu hesaplayabilirim. Hızı c alarak maksimum d bulunabilir. Öyle ki galaksiler ışık hızıyla hareket ederler. Biz galaksilerden uzaklaşırız. Galaksiler bizden uzaklaşırlar o hızla. Böylece d max'ın c bölü h olduğunu bulabilirsiniz. Bu bir uzaklıktır. Ve ideal sayılar kullanırsanız uzaklıkların 14 milyar ışık yılı çıkmasının şaşırtıcı olmadığını görürsünüz. Bunun ötesini asla göremeyiz. Çünkü eğer v eşit c ise beta 1 haline gelir. Beta 1 olursa lambda üssü sonsuz büyük hale gelir. Sonsuz miktarda bir kırmızıya kayma elde edersiniz ve F üssü 0 haline gelir. Böylece elektromanyetik ışınım artık frekansa sahip değildir ve dolayısıyla fotonlarda artık enerji yoktur. Öyle ki bu evrenimizin, görülebilir evrenimizin uç kısmıdır. Bunun ötesini asla göremezsiniz. Şimdi şöyle bir makul soru akla gelir. Evrende ne kadar uzağa görebildik acaba? Bildiğim kadarıyla rekor sahibi lambda üssü bölü lambdası 7,56 olan bir galaksidir. Daha 2 ay önce yayınlandı. 7,56. Böylesine büyük kırmızıya kayma değerlerinde genel görelilik çok önemlidir. Burada türettiğimiz denklem özel görelilik için türetilmişti. Dolayısıyla lambda üstü bölü lambdası 7,56 gibi çok büyük kırmızıya kayma değerleriyle bu denklemi kullanarak hızları güvenilir bir şekilde hesaplayamazsınız. Bu nedenle bu hızı kullanamazsınız. Yani onu Hubble yasasında yerine koyup mesafeyi bulamazsınız. Fakat bu nesnenin muhtemelen 13 milyar ışık yılı gibi bir mesafede olması konusunda kimsenin kuşkusu yoktur. Bizden çok çok uzakta, evrenimizin uç kısmına yakın. Evrenin uç kısmına yakın olduğuna inanılan bir nesneyi de göstereceğim size. Bir sonraki slayda gidelim. Uzaklık yaklaşık olarak 12 milyar ışık yılıdır. Böylece herhangi biri için o nesneye baktığında, işte orada,
çok etkileyici görünmez. Fakat bizden 12 milyar ışık yılı uzakta olan bir nesneden ne beklersiniz ki? O bir kuazardır. Çok özel bir galaksi. Salma çizgileri yayınlar. Spektrumu daha önce size gösterdiğim şu karanlık çizgileri göstermez. Kuazarların gerçekten salma çizgileri vardır. Burada gördüğünüz ışık yaklaşık 12 milyar yıl önce yayınlanmıştı. Ve bir sonraki slide'da bu nesneden gelen spektrum görünüyor. Bu Seattle'daki Washington Üniversitesi'nde Scott Anderson ve çalışma arkadaşları tarafından geçen yıl yayınlanmıştı. Birçok projede Scott ile birlikte çalıştık. Burada biraz önce gördüğünüz kuazların spektrumu görülüyor. Burada yaklaşık 7800 angstrom değerinde bir çizgi, bir salma çizgisi görüyorsunuz. Bunu kuazarın referansı çerçevesinde hidrojen tarafından 1216 angstrom değerinde yayınlanan Lyman alfa çizgisi olduğuna inanmak için tüm nedenler üst üste söylenenlerdir. Şimdi burada 5000, 4000, 3000, 2000, 1000'e sahibiz. Böylece burası yaklaşık olarak lambda dalga boyunun olduğu yer ve burası da lambda üssü. Lambda üssü, lambdadan 6,41 kat daha büyüktür. Scott 5,41'den söz etmekteyse de bu sayı astronomların genelde aktardıkları lambda üstü bölü lambda eksi 1 dedikleri z'dir. Dolayısıyla lambda üstü bölü lambda oranı 6,41'dir. Böylesine hassas ölçümler yapabilmeniz, böylesine inanılmaz güzel veriler almanız kesinlikle şaşırtıcıdır. Ve bu çizgi tamamıyla kızıl altındadır. Onu çıplak gözle göremezsiniz. Gözlerimiz sanırım sadece 6500'e kadar görebilir. 1216 çizgisi mor ötesi bölgesindeydi. Şimdi tamamen kızıl altına kaymıştır. Bu astronomlara lambda üstü bölü lambda değerini ölçme olanağı sağlar. Bu gök cisminin görülebilir evrenimizin uç kısmına yakın olduğu konusunda neredeyse kuşku yoktur. Yeterli John, teşekkür ederim. Büyük patlamaya yaklaşık 12 ya da 15 milyar yıl önce meydana gelen patlamaya dönmek istiyorum. Ve patlamanın merkezinde miyiz sorusunu ortaya atmak istiyorum. Gerçekten evrenimizin merkezinde miyiz? Kuşkusuz ki merkezde olmayabiliriz. İnanılmaz bir kibir, bu aşırı bencillik olurdu. Biliyorum ki hepimiz kendimizin çok önemli olduğunu düşünürüz fakat bu olmayabilir. Tüm evren çerçevesinde biz hiçbir şeyiz. Büyük olasılıkla merkezde olmayabiliriz. Öyleyse şimdi gözlemlediğimizde bunu nasıl bağdaştırırız? Bir üzümlü kekte üzüm olduğunuzu hayal edin. İnsandan üzümlü kekte bir üzüme. Tam bir terfi ve sizi bir fırına koyuyorum. Ve üzümlü kek hamuru şişiyor. Tüm üzümler diğer üzümleri birbirinden uzaklaşıyor gibi görecekler. Ve sizin üzümlerinize daha uzak olanlar daha büyük hızla olacaklar. Ve her üzüm kendisinin çok özel olduğunu düşünecek. Varsayalım ki burada sizsiniz, bir üzüm ve bir başka üzüm ve bu da bir başka üzüm. Belli bir zaman sonra diyelim ki bütün mesafeler ikiye katlandı. Böylece bu üzüm buradadır ve bu da burada. Böylece buna baktığınızda onun hızının bununkinden büyük ölçüde düşük olduğunu derhal görebilirsiniz. Bu iki misli uzaktaysa onu iki misli daha yüksek hızda göreceksiniz. Fakat bu üzüm bu üzüme bakacak ve o da şu sonuca varacaktır. Bu üzüm buna göre, bu üzümün buna göre sahip olduğundan daha yüksek bir hıza sahip olacaktır. Böylece onların hepsi özel olduklarını düşünecekler ve bir üzüm olarak siz Hubble yasasını ileri süreceksiniz. Diğer üzümlerin hızının doğrusal bir şekilde uzaklıkla orantılı olduğu sonucuna varacaksınız. Üzümlü kekten bile hoş olan bir analoji vardır. Bu analoji Flatlander yani ova insanı ile ilgilidir. Ova insanı iki boyutlu bir dünyada yaşayan biridir.
O işe bakın ki bir balonun yüzeyi üzerinde yaşamaktadır. Ve ışık sadece balonun yüzeyi boyunca gitmektedir. Böylece iki boyutlu dünya üç boyut içinde eğrilmiştir. Fakat ova insanları üçüncü boyutu göremezler. Onlar sadece iki boyutu görebilirler. Böylece burada böyle bir dünyaya sahipsiniz. Galaksiler burada. Düz dünya ve evren bu ovalı insanların göremediği üçüncü boyut içinde eğrilmiştir. Ve siz bu balonu şişirdiğiniz zaman galaksiler birbirlerinden uzaklaşırlar ve galaksiler birbirlerinden daha da uzaklaştıkça hızları daha da büyür. Bu model gerçekten çok iyi çalışmaktadır ve sonraki hesaplamalarımda bunu izlemek istiyorum. İlkin bu evreni durgun hale getirmeye çalışayım. Çünkü evrenin tekrar çökmesini istemiyorum. Oo, tamam. Başardım. Böylece bu fikri çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Ve ova insanlarının oldukça şaşırtıcı sonuçlara varacaklarını görebilirsiniz. O balon burada. Balonun yarıçapı R'dir. İşte bir galaksi. Ve bir diğer galaksi burada. Aralarında bir S uzaklığı var. Daha sonra bunu D olarak adlandıracağım. Fakat şimdilik S diyelim. Nedenini anlayacaksınız. Kısa bir süre sonra evren genişledi. Bu galaksi burada. Ve bu galaksi de burada. Ve bu uzaklık şimdi R artı DR'dir. Ve böylece iki galaksi arasındaki uzaklık şimdi S artı DS olur. Ve S artı DS bölü S'nin R artı DR bölü R'ye eşit olduğu geometriden derhal çıkar. Basit lise geometrisi. Bu eşitlikle biraz oynarım. Ve SR artı RDS eşittir. SR artı SDR bulurum. SR'ler birbirlerini götürür. DT'ye bölerim. DS bölü DT bu iki galaksinin birbirinden uzaklaşmasıdır. Kendi evrenlerinde ölçtükleri hız budur. Böylece burada bir V var. S'nin onların arasındaki uzaklık olduğu açıktır. Şimdi ona tekrar D diyeceğim. Böylece o D'dir. Ve 1 bölü R kere DR bölü DT'ye sahibim. 1 bölü R. Bunu biraz daha yukarı yazacağım. DR bölü R. Hayır. DR bölü DT'miz vardı. Böylece şimdi 1 bölü R çarpı dr bölü dt'ye sahibi. Ve şuna bakın. Şuna sahibi. V eşit d kere bir şey. Ve verilen bir anda bu bir şey tek bir değer alır. Balonun r'si. Tek bir değere sahip. Ve genişleme hızı olan dr bölü dt'nin de tek bir değeri var. Dolayısıyla bunun bu evrendeki Hubble sabiti olduğu hemen hemen açıktır. Ve bu Hubble sabiti zamanın bir fonksiyonudur. Zamanla değişir. Zamanla değişmesi gerektiği açıktır. Niçin kendi galaksimizde de aynısı yapılmasın? Çünkü geçmişte R çok daha küçüktü. Böylece sabit bir genişleme hızı alsanız bile R geçmişte daha küçük ise H geçmişte daha büyüktü. Ve H'nin hep 72 kilometre bölü saniye megaparsek olarak verilirken buraya daima bir küçük sıfırın konmasının nedeni budur. Ve bu sıfır şu an anlamındadır. Bu sıfır şu andan itibaren 1 milyar yıl anlamında değildir ve 1 milyar yıl önce demek de değildir. 1 milyar yıl önce o neydi? Bunu gerçekten bilmiyoruz. İki boyutlu balon ile bizim kendi evrenimiz arasındaki benzetmeyi çok da ileri götürmeyin. Gene de bu benzetme biraz işin iç yüzünü gösterir. Belki de kim bilir bizim kendi üç boyutlu uzayımızın
göremediğimiz bir dördüncü boyutta erildiği fikrinin önerilmesidir. Bu çok büyüleyicidir ve eğer bu alanla ilgileniyorsanız kozmolojide yani evren bilimde bir ders almanızı sağlık verir. Bir genel görecelik dersi de almalısınız. Önünüze yeni bir dünya açılacaktır. Hem Alan Guth ve Ed Bershinger her ikisi de ve hem de Scott Burrows bu alanın gerçek uzmanlarıdır ve ayrıca onlar bizim en iyi öğretmenlerimizdendir. Orada vaktiniz ziyan olmaz. Şimdi temel bir soru geliyor. Bu evrenimiz sürekli genişleyecek mi? Eğer evren sürekli genişleyecekse ona açık evren deriz. Sadece bir isim. Evrenimizin bir durma haline gelmesi de mümkündür. Bu demektir ki H, Hubble sabiti sıfır haline gelecek, her şey durgunlaşacak, hiçbir göreli hareket kalmayacak ve bunu bir çökme izleyecektir. Ve böylece tüm kırmızıya kaymalar sıfıra gelecekler ve maviye kaymaya döneceklerdir. Bir elma yukarı attığınızda elma geri dönecek mi? Yoksa elma asla geri dönmeyecek mi? Bununla aynı fikir, aynı sorudur. Bu elmanın hızına ve dünyanın kütle çekimi alanına bağlıdır. Hepimiz biliyoruz ki elmayı yeterince hızla atmosferin yokluğu halinde saniyede yaklaşık 11 kilometre hızla fırlatırsanız elma asla geri dönemez. Evrenimizde temel rolümüz sadece kütle çekimi oynasaydı o zaman çok basit bir hesap yapabilirdik. Ve evrenimiz açık mı yoksa kapalı mı sorusunun yanıtı evrenin ortalama yoğunluğuna bağlı olurdu. Ve ortalama yoğunluk dediğimde büyük bir ölçek düşünmelisiniz. Cambridge bakış açısından düşünmeyin. Bu evrenin ortalama yoğunluğu için karakteristik değildir. Güneş sistemimiz de değildir. Galaksimiz de değildir. Fakat büyük olasılıkla birkaç yüz milyon parsek ölçeğinde düşünmelisiniz. Belki de 500 megaparsek. Şimdi sizi evrene götüreyim. Evren burası. Bunlar galaksiler. Ve burası R yarıçaplı bir küredir. Yaklaşık 500 megaparsek ölçeğinde. Ortalama yoğunluk olan bu rho evren için karakteristiktir. Ve burada varsayalım ki siz buradasınız. Ya da evrende herhangi bir yer alabilirim. Hiçbir özel yanı yok. Ve şurada bir galaksi görüyorsunuz. Ve galaksi V hızıyla sizden uzaklaşmakta. Galaksi bir M kütlesine sahip. Burada küre içindeki M kütlesi 4 bölü 3 pi r küp çarpı rho'dur. Bu ortalama yoğunluktur. Doğru mu? Newton'dan biliyoruz ki bu galaksinin maruz kalacağı kuvvet sadece bu küre içindeki kütleyle belirlenir. Kürenin dışındaki kütleyle değil. Bu iki nesne sürekli birbirinden uzaklaşacaklar mı? Yoksa birbirleri üzerine düşecekler mi? Bunu hesaplamak istiyorsam, toplam enerjiyi sıfır yaptığımdan tamamen emin olmalıyım. Kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı sıfır olmalıdır. Öyleyse bu gök nesnenin 1 bölü 2 mv karesi, küçük m, büyük m, g bölü r'ye eşit olmalıdır. Toplam enerji sıfır olduğunda bu geçerlidir. Sürekli genişleyecek, 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 asla geri dönmeyecektir. Küçük m'ler birbirlerini yok ederler. Büyük m yerine 4 bölü 3 pi r küp çarpı rho yazabilirim. Buraya g ve buraya r gelir. Üstteki r küpün r kare haline geldiğine dikkat edin. Ve burada bir r kare ve burada da bir v kareye sahibim. Hatırlarsanız v bölü r Hubble sabitiydi. Çünkü r d'dir. Yani bizimle galaksi arasındaki mesafe. Dolayısıyla v kare bölü r kare şu anda ölçtüğümüz Hubble sabitinin karesidir.
Böylece bu basit sonuçtan bugün olması gereken row'yu oraya bu nedenle bir küçük sıfır koyuyorum. 3 bölü 8 pi g olarak buluruz. Çarpı h sıfır kare. Dolayısıyla bu bana şunu der. Eğer evrenimizin ortalama yoğunluğu bu değerden büyükse, evrenimiz durma haline gelecek ve sonra çökecektir. Bu değeri hesaplayabiliriz. Çünkü h sıfırı biliyoruz. Bildiğimizi düşünüyoruz. G'yi biliyoruz. Böylece rho sıfırı yaklaşık olarak şöyle bulacaksınız. Onu buraya yazacağım. Rho sıfır eşittir 10 üzeri eksi 26 kilogram bölü metreküp. Ve rho bu değerden daha küçükse sonsuza dek genişlemeye devam edeceğiz. Evren açık olacaktır. Ortalama yoğunluk tam şimdi bu değerden daha büyükse genişleme durma haline gelecek. Kırmızıya kayma, maviye kaymalar haline gelecek ve biz tekrar çıkacağız. Buradaki madde, bu madde yoğunluğu domatesler ya da patatesler gibi olmak zorunda değildir. Elektromanyetik ışınım da olabilir. Çünkü Einstein'a göre E eşittir mc karedir. Enerjinin her türü kütleyi temsil eder. Onu mutlaka yıldızlar, galaksiler ve domatesler olarak düşünmeyin. Günümüzde yaygın olarak evrenimizin genişlemesinin bir durma haline gelmeyeceğine ve çökmeyeceğine inanılmaktadır. Fakat görüşümüz değişebilir. Geçen 10 yılda çok büyük gelişmeler oldu. Bunları New York Times gazetesinde bile okuyabilirsiniz. Neredeyse her ay evren bilimde olan büyük gelişmeler hakkında bir şeyler okuyabiliyorsunuz. Kuşkusuz evrenin sürekli genişleyip genişleyemeyeceği, açık veya kapalı olup olmadığı fikri bizim için duygusal olarak önemli bir konudur. Evren açıksa ve sürekli genişleyecekse o zaman yıldızların hepsi sönecek ve evren soğuk, ölü ve sıkıcı bir yer olacaktır. Bununla birlikte evren kapalıysa genişleme bir durma haline gelecek, sonra çökecek ve büyük patlamanın tersi olan büyük çatırdı diye adlandırdığımız şeyle son bulacaktır. Ve çok sıcak olacaktır. Orada havai fişekler patlayacaktır. Büyük patlamanın ilk zamanlarındaki durum ortaya çıkacaktır. Milyarlarca derecelik sıcaklıklar. Robert Frost'un 1920'de yazdığı bir şiiri okumak istiyorum. Ateş ve buz başlıklı. Kimileri dünyanın ateşle son bulacağını söyler, kimileri de buzda. Arzuladığım tadı aldığımda ateşi tercih edenlerleyim. Fakat iki yıkımda olacaksa, yeterli nefretle sanırım felaket için buzdağı şahane ve yeterli olurdu. Birçok insan muhtemelen duygusal nedenlerle, dini nedenlerle daha statik olmasından dolayı, daha güvenli görünmesinden ötürü, daha romantik olması nedeniyle evrenin kapalı olmasını istemektedir. Bilmiyorum. Fakat evren açıksa sonu çok muhteşem olmayacaktır. T.S. Eliot, dünyanın sonu bir patlamayla değil fakat iniltiyledir diye yazmıştı. Şimdi, evrenin genişlemesinin bir durma haline geleceği ve en sonunda çökeceği düşünülebilir. Büyük bir çatırda olacaktır ve bunun ardından yeni bir evrenin doğabileceği bile akla gelebilir. Orada yeni bir büyük patlama olacaktır. O evrenin evrimi bir karbon kopya, şimdiki evrenin tam karbon kopyası olursa, şu andan birkaç bin milyar yıl sonra büyük bir 802 ders toplantısında bir araya gelebiliriz. Aynı yer, aynı zaman, aynı insanlarla belki de orada görüşmek üzere.